kaşlarla devam edeyim. Kaş için yeni ürünüm yok. Revolution'ın kaş kalemini kullanacağım ve Flormer'ın kaş maskarasını kullanacağım. Bence kaşlarımı hemen yapayım. Sonra yine sizlerleyim. Göz makyajına geçelim. Diyeceksiniz ki normalinde sen kaşlarını makyajından önce yapmıyor musun, yani fondöteninden önce? Evet, normalinde öyle yapıyorum ama bugün daha doğal ve daha günlük bir kaş tercih ettiğim için normal şekilde herkesin yaptığı gibi kaşımı yapmak istedim. Biliyorsunuz benim kaşım çok az olduğu için normalinde bayağı boyuyorum pomatla. Ama bugün işte kaş kalemi kullanmak istedim. Normal herkesin yaptığı gibi. Çoğu kişinin yaptığı gibi. O yüzden concealer'la falan temizlemedim de normal kaşlarımı doldurdum. Bu şekilde kaşlarımı kullanıyorum. Günlük hayatta pomat kullanamıyorum çok uzun sürdüğü için. Böyle de fena durmuyor. Yani yine kaşım az duruyor ama ve boyandığı da çok belli oluyor ama yine ne bileyim. Daha doğal sanki. Neyse. Far paletiyle devam edeceğim. Şimdi şöyle ki arkadaşlar, 4 tane Revolution paletim var. Yeni. Bana niye bakıyorsun? Biraz sanki çok değil mi? Biliyorsunuz Revolution farlarını çok seviyorum. Ben de zaten çok paleti var Revolution'un. Şimdi daha da çok oldu. Neyse. Ama şöyle ki şunu söyleyeyim. İki tanesi hediye. Biri annemden, biri ablamdan. Hastaneden çıktığımda bana küçük bir moral olsun diye daha doğrusu alınmış iki palet. Evet. Ona zaten boş geldi. Ben zaten bu iki paleti almak istiyordum. Ablamın da haberi vardı. Onlar da evet, eli boş gelmemek için öyle bir şey almışlar bana moral olsun diye. Bu arada arkadaşlar, koronadan hastanede yatmadım. Bunu da söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın veya korkmayın, yani endişelenmeyin. Koronadan hastanede yatmadım. Tamamen organlarımla ilgili bir hastalıktı. Pek de şey yapmak istemiyorum zaten, anlatıp bulandırmak istemiyorum. Ama yani korona değildi. Yani iki hediye gelen paletle başlayalım. Birincisi Forever Flawless Allure paleti. Bunu ablam bana aldı. Şöyle çok tatlı bir ambalajı var. Çok kaliteli duruyor. Mermer gibi. Renkleri de şu şekilde. Aşırı şekilde Huda Beauty'nin paletine benziyor. Huda Beauty'nin New Nude paletine benziyor. Bu arada bunun ambalajı teneke. Yani şey, ne denir buna? Metal. Alüminyum. Alüminyum, neyse artık. Şey geldi. Cantlar alüminyum. Çelik mi? Koltuk kumaş mı, deri kumaş karışık mı? 2000 years later. Annemden hediye gelen paleti göstereyim. Bu iHeart Revolution'ın Red Velvet paleti. Bu Too Faced'e benzeyen paletler bunlar da. Biliyorsunuz zaten Revolution hep böyle muadil ürünler yapıyor. Bu pasta kokuyor. Çok tatlı. Bu paletler zaten hep böyle kokulu. Çok tatlı kokuyor. Ve kendim aldığım bir palet yine iHeart Revolution'ın Turkish Delight. Bu da yine çikolatalı gibi. Yani lokum paleti. Ve gerçekten lokum kokuyor ya. Çok iyi. Gül lokumu kokuyor. Bana onu ilk koklattığında ne geldi aklıma, biliyor musun? Hani kuru yemişçi Tuğba'ya falan giriyor. Aynı böyle. Ben de öyle. Tuğba geldi aklıma İzmir'de. Soruyorlar böyle, kahve ister misiniz? Olur şekerim. Arkadaşlar biz Buca Şirinyerliyiz. Şirinyer'de olanlar da bilir. Orada bir Tuğba var. Tuğba İzmir'in çoğu yerinde var ama biz oradan alışveriş yapıyoruz. Ve Şirinyer'deki Tuğba'ya girince aynı bu palet gibi lokum kokuyor oranın içi. Ama Kemeraltı'ndaki Tuğba'ya girince öyle bir koku yok. Orada direkt kahve kokuyor. Evet. Ama Şirinyer'deki Tuğba gerçekten lokum kokuyor. Ve Şirinyer'de ama hep kahve ikram ediyorlar. Kemeraltı'nda evet. Yazık ki orada çok bulamıyorlar. Aynen, çok kalabalık olduğu için. Ama başka şeyler orada şey yapıyorlar. Ben Kemeraltı'nda annemle ablamı dışarıda bekliyordum. Merdivenin kenarına çöktüm, oturdum. Çok yorulmuştum. Ben çünkü ayakta kalabilen bir insan değilim boyumdan dolayı. O kadar çok da gezince artık nevrim şaştı o sıcakta. Merdivenin kenarına oturdum. Orada tatlı bir hanımefendi Tuğba'da çalışıyor. Geldi bana lokum ikram etti. Çok tatlı. Ve
Hayvan kadar bir palet dermişim. Bu da Tami X Revolution. Tami'nin zaten bende bir paleti var biliyorsunuz. O da YouTube yapan İngiliz bir hanımefendi. İngiliz değil aslında ama İngiltere'de yaşayan bir kadın. Revolution'la yine bir palet çıkardı. Bu bayağı büyük bir palet ama renkleri gerçekten bayağı iyi. Göremiyorum ki, kafamı kapladı. Hani kafam kadar bir palet görüyorsunuz, bayağı büyük. Renkler bence efsane, hiçbir şey söylenemez. Zaten Tami'yi de makyajlarını çok beğeniyorum, çok seviyorum. Hangi paleti kullansam ki ya? Prada Flawless mermer paleti kullanacağım. Bunun içinde zaten bir ayna olduğu için aynamı kenara bıraktım. Ne yapsam, şu renkle başlayacağım. Suave, Suavi. Ne ki o ya? Suave. Suave herhalde. Böyle paletlerde tuhaf tuhaf renk isimler oluyor. Sinir oluyorum. Yani palet beni şaşırtmadı. Şu an anlamda şaşırtmadı. Classic Revolution kalitesi. Yani güzel. Pigmentasyonu yerinde. Revolution farlarını sevmeyen çok insan var. Anlamış değilim. Ben çok seviyorum Revolution farlarını. Kalite olarak, fiyat olarak, dizayn olarak, renk seçimi olarak bence çok başarılı bir marka. Bu şekilde kabaca uyguladıktan sonra başka bir renkle Attract rengini kullanacağım. Şu renk. Morumsu olan. Bu renkle de diğer rengi blend yapıyorum. Arkadaşlar bir sorum olacak aslında. Yorumlara yazabilirsiniz isterseniz. Palet alırken genellikle sadece rengine mi bakıp alıyorsunuz yoksa ambalaja da önem veriyor musunuz? İlgimi çeken bir olay aslında. İnsanlar neye dikkat ediyor diye. Ben genellikle ambalaja maalesef çok kanıyorum. Renklerden çok. Ama tabii ki renk seçimi de benim için çok önemli. Çünkü çok klasik palet seven biri değilim. Sırf kahverengiler olan. Yani renk seçimi benim için çok önemli ama bir paletin ambalajını beğenmediğim zaman o paleti aslında almıyorum. Yani renkleri için benim için renkleri kadar paletin dizaynı da benim için önemli. Aslında çok saçma bir şey ama işte bilinçaltım maalesef çok çabuk kanıyor ambalaja. Bunu da bu şekilde uyguladıktan sonra görüyorsunuz hızlı çalışabilen bir palet. Çünkü Revolution farları çok uğraştırmıyor. Nymph rengini alacağım. Şu morumsu renk. Bu renk biraz blend yapınca aşırı şekilde kayboldu. Yani bayağı koyu bir renkten açık bir renge dönüşmeye başladı. İlk olarak Lovesick rengini alacağım. Şu. Bayağı yumuşak bir renk bu. Yani böyle renkler maalesef fırçalarla hep biraz sıkıntı yarattığı için elimle dokunacağım. Parmağımla. Ve sonrasında Magnetic rengini almak istiyorum. Şu renk. Bu rengi de yine elimle alacağım tabii ki. Oo, bu bayağı iyiymiş. Bir kere dokundum sadece. Daha iri simlere sahip olan bir renk ama bayağı güzel. Fever rengini alacağım. Şu. Bu da yine o mermer görünümlü farlardan biri. Gözümün altına biraz. Geçenlerde Natasha Denona böyle bir look paylaşmıştı. Ona benzedi bayağı. Sadece onun kullandığı palet 1000 lira. Benim kullandığım palet 100 lira muhtemelen. O yüzden bence bu palet gerçekten iyi bir palet. Aşırı şekilde beğendim. Tam benlik bir makyaj oldu.
biliyorsunuz kırmızılar, böyle bordolar, mürdüm renklerini ben çok seviyorum makyajda. Zaten en sevdiğim far rengi kırmızı olduğu için bu da biraz kırmızıya kaydı. Daha çok mor tabii ki ama. Sevdiğim bir makyaj oldu kesinlikle. Şu simli renkler müthiş. Mat renkler bildiğimiz normal klasik Revolution şeyleri kalitesi. Ama simli renkler bayağı iyi. Gözümde çok farklı renkler var şu an. Aslında sadece altınmış gibi duruyor ambalajın içinde o renkler. Ama gözümün üstünde sarı, pembe, mor, mavi, çok enteresan bir şekilde yani duochrome gibi oldu. Güzel, beğendim. Çok sevdim. Müthiş. Paletimi kenara alıyorum. Eyeliner'la devam edeceğiz. Eyeliner olarak 3 tane ürünüm var. Bu marka Türkiye'de muhtemelen satılmıyor ama çok ilginç. Şöyle 2 tane ürünüm var. Bunlar UV ışıklarına, yani siyah ışık mı deniyor? Hı hı. O ışığa galiba siyah ışık deniyor. Bilmiyorum. Ben de öyle biliyorum. İşte belirli bir ışık altında parlıyor. Neon parlıyor. Bunların içini göstermeyeceğim çünkü bunlarla da ayrı bir video planlıyorum. Tabii o ışığı bir yerde bulabilirsem. Nerede bulacağım onu da bilmiyorum. Koronadan o bile yok. Yani. Bakterileri öldüğü için. Ama siyah beyaz olanını aldım. Normal olan. Onu kullanacağım bugün. Beyaz olanı kullanalım bence. Biraz değişik bir makyaj olsun. Siyah eyeliner çünkü bildiğimiz bir şey. Şöyle bir şey. Bu ama suyla aktive ediyorsunuz bu ürünü. Onu da hemen göstereceğim. Kapağına biraz su ekliyorum. Suyum yanında. Biraz kapağa su. Çok az, 2 damlacık aldım. Bir eyeliner fırçası alıyorum ve suya şu şekilde eyeliner fırçamı ıslatıyorum. Ve sonra eyeliner alıyorum. Beyaz kullanmak istediğim için beyaz yeri ıslatıyorum. Ve görüyorsunuz zaten yumuşamaya başlıyor. Şu şekilde aldım. Eyeliner'ımı çekmeye başlıyorum. Beyaz eyeliner'ımı da çektim. Eyeliner pigmentasyon açısından iyi. Çünkü beyaz eyeliner'ın pigmentlisini bulmak biraz zor biliyorsunuz. Bu makyajı da hep böyle beyazla. Beyaz pigmentli olmayabiliyor çoğu zaman. Bunun pigmentasyonu yerinde ama maalesef biraz topaklanma yaptı. Çünkü pigmentasyonu tam olsun diye üzerinden geçmek zorunda kaldım. Bu sefer de topaklanma yaptı. Ve biraz pembeye kaçtı haliyle altında çünkü zaten farım var diye farımla karıştı. Ama fena değil. Uzaktan bakınca bence beyaz, yani çok belli olmuyor. Evet, çok pembe olduğu belli olmuyor. Maskaraya geçiyorum. Yeni bir ürünüm yok maskara açısından. Rimmel alan, çok alan biri değilim. O yüzden birazdan göstereceğim hangisini kullanacağımı. Rimmel olarak Revolution'un Big Lash XL Volume suya dayanıklı rimelini kullanacağım. Şu şekilde bir rimel. Bu rimeli çok kullanmıyorum aslında. Ama fena bir rimel de değil. Evet, dudaklar kaldı aslında sadece. Dudaklar için maalesef bayağı iddialı ürünlerim var. İlk olarak Normal Classic 2 Revolution'un dudak kalemlerini aldım. Biliyorsunuz bunları çok seviyorum. İki yeni rengini aldım. Birisi Fab Fuchsia, diğeri Berry Red. Şöyle bir lip gloss'um var. Bunu ablam aldı bana yine. Hastane hediyesi. Bunun adı neymiş? Catrice'in Generation Plump and Shine Lip Gloss. 0.90 Golden Zircon renginde lip gloss'u. Bir de ben şöyle Rival de Loop'un bir ürününü istedim. Bunun adı ne? 02 Raspberry Hydro and Shine Lip Gloss. Yeni bir ürün.
Bunu kullanacağım. Biraz iddialı. Bunun için Wet n Wild'ın Fab Fuchsia rengindeki dudak kalemini alıyorum. Dudak kalemini bu şekilde uyguladım. Ve gloss'umu alıyorum. Uyumlu olacak mı hiçbir fikrim yok. Çok kırmızı kaçtı. Raspberry diyor aslında ama yani frambuaz ama frambuazla alakası yok. Aslında lip gloss gibi değil tam. Biraz liquid ruj gibi ama parlak liquid ruj gibi. Yani yapışık değil ama mat da değil. Yani yapısı güzel ama rengini bilemedim. Bu makyajda hiç gitmedi de. Bu makyajda hiç olmadı. Fena da değil. Yani kötü durmadı. Bende bence kötü durmadı. Yakıştırdım rengi kendime ama bu makyaj da olmadı. Neyse. Başka rujum yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Diğer lip gloss var ama bunu indirirsem şimdi bütün makyajım şey olur. Elveda. Arkadaşlar makyajım bitti. Fixing spray'im de yok. Başka bir ürünüm de yok kullanabileceğim daha. Şöyle bir bakıyorum. Evet her şeyi kullandık. Ha şunları kullanmadık. Rivalda Loop'un iki tane likit farı vardı. Bunları kullanmaya daha gözümde yer kalmadı. Başka bir videoda inşallah. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Yorumlara da fikrinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Instagram'dan da beni takip ederseniz memnun olurum. Mavi Highlighter Mel orada adım. Bu aralar paylaşım yapamadım ama paylaşımlarım yine başlayacak tabii ki. Kendinize iyi bakın demek istiyorum. Güle güle.